Herkese merhaba. Şu anda tatil, yılbaşı tatili yolculuğumuz başladı. Biraz afyonumuz patladı. Benim de patlıyoruz. Çünkü yaklaşık 3 saatlik uykuyla duruyoruz hepimiz. Tweet yiyoruz. Tweet yiyoruz. Yemeğini gösterdim. Tweet yiyoruz. Öyle yani. Uçuşumuz birazdan 6:25'te. Free Shop'ta şimdi onun fiyatı neydi, bunun fiyatı neydi tartışması başladı. Kapılar da bende, her şey bende. Kapılar da sende. Neredeymiş aşkım? Ya. O tarafta. Aşağıda bayağı uzağa gideceğiz ama şöyle. Evet. Sebeciğim kaç saat uykuyla duruyorsun? 3 saat uykuyla durunca yapılan şeyler. Çok konuşuyorum. Tam bir şapşal gibi davranıyorum. Hayati tehlike arz edebiliyorum yani kendim ve çevrem için. Ben de şey gibi hissettim kendimi. Neydi o? Eskiden olacak o kadar da vardı ya. Tam teşekkürlü kameramanınız. Cevat Kelle işte. Cevat Kelle. Daha dün söyledin ya. Tam teşekkürlü de Cevat Kelle. Söyle. Ayaklarım şu an pişti yani. Bayağı. Şu an çıkarıp yere basmak istiyorum o kadar. Hani ayağın düşmesini biliyordum da sıcaklığı daha büyük bir problemmiş. Özlem ama bizden akıllı davranmış normal. Ayakkabılarıyla gelmiş. Ya ben aldım çantamdan çıkardım. En son Perşembe günü -10 derece olacak olunca. Biliyoruz ya biz bir de gidiyormuşuz. Böyle şey 10 derece sıcaklık anlamında. Sevile kafayı yer herhalde. Bayağı tatil bize yaradı arkadaşlar. Tekrar söyleyebilir misin? Umut'la tatile gidiyoruz diye yola çıktık. Fakat Umut'la sadece bir gün orada olabiliyoruz. Önce Umut arkadaşımız işte gidiyor dedi, gidiyorum ben dedi. Biz de geliyoruz dedik seninle oraya. Ama aynı tarihe bilet bulamadık. Sonra aldık biletleri dedik ki ne yaptık biz sadece bir gün zaten çakışıyoruz. Yılbaşı gecesi ama en önemli gece zaten oradayız. Keşke hep beraber olsaydık.
kalktığında sadece alkış sadece bir şeyine. Müziklerde var bu. Evet. Şey, bayağı gözümüzü görmüyor. Pilot şoför değildi yani. Şu an havaalanından çıktık, taksiye bindik. Tamam canım. Ama inanılmaz bir sis var. Size şimdi evi gezdiriyorum. Bu arada ne yaptığımı söyleyeyim. Cep telefonuyla ses kaydı alıyorum, kamerayla çekiyorum. Çünkü kamerayı düşürdüm ve komple böyle çok ciddi bir arızaları var. Neyse çekebildiğim kadarıyla sesini almıyor. Şimdi evet şöyle evimiz muhtemelen hiç izlemeyeceğimiz bir televizyon. Sürekli dışarıda olacağımızı düşünüyorum. Böyle evler burada genelde çok eski. Onların içerisinde gerçekten en yenisi, en yenilerinden bir tanesi. Güzel bir ev. Ama şu karşıdaki bir... Şöyle geri dönüyorum. Bayağı güneş oluyor şu anda. Bakmayın. Hava inanılmaz. Soğuk. Ve... Evet, böyle mutfağımız. Özlem ev kadını moduna da girdi hemen. Özlem evi bayağı benimsedi yani. Evi sahipledi, sahiplendi gerçekten de yani. Özlem'in şimdi odasına gidip göreceğiz. Nasıl sahiplendiğini anlayalım evi. Ondan sonra. Burası. Banyomuz. Burası diğer bir yatak odası. Tam yerleştiriyordum eşyaları şöyle. Evet, benim arkadaşımın tam bir manyak olduğuna karar verdim. 4 gün yaklaşık, yani dönüş günümüzü saymazsak 4 günlük tatil için 6 çift ayakkabı getirmiş. 6 çift, 7 çift. 2, 4, 6, 7, ayağındakilerle 7 çift. Evet, ev terliklerini zaten ben de getirdim. Terlik neyse, terlik konusunda okey yani. Ve evi getirmiş, odasını getirmiş buraya. Bir de bana diyor ki, bir şey yok, bir şey yok işte, onu aldım, bir tane işte bot aldım, bir tane kürk aldım, bir tane de üstünde kürk var, bir tane bilmem ne falan derken evi getirmiş gerçekten şu an. Pijamaları, çorapları. Gerçekten yani kokoş arkadaşım benim. Sen benim çözümümü gördün mü? Bununla ses kaydı yapıyorum. Bununla. Bizim ev bu yolun biraz yani 2-3 sokak falan yukarısında. Buradan aşağı Emreler şu markete girdiler şimdi. Bu yolun aşağısı da Central, şehir merkezi. Burası Corner Restoran ama TripAdvisor'da, pardon, Foursquare'da Najosko diye yazıyor. O yüzden de eğer o restoranı Najosko diye arayıp bulamıyorsanız, evet bu Corner Restoran olan yer burası. İsmi değişmiş olabilir ya da aynı anlama geliyor olabilir, tam olarak bilemedik. Müzik ve ambiyans inanılmaz güzel, sanki 1950'lerde ya da 40'larda gibiyiz şu anda. Gerçekten ambiyansa bayıldık. Yani şu an kendimi pin-up kızı falan gibi hayal etmek istiyorum. Burası Coffee Inn diye bir yer. Böyle kahve müzesi diye geçiyor.
İçeride değişik kahve makineleri var. Sokak biraz Nişantaşı'na benziyor. Herhalde en güzel caddelerinden bir tanesi. Ama sistem dolayı pek bir şey göremiyoruz. Günaydın. Tatilde ikinci günün kullanılan malzemeleri ve bunlar muhtemelen bu tatilin favorileri olacak. Şöyle L'Oreal'in 160 peach rengi. Böyle şeftali çok güzel, doğal bir şeftali. Klinik bu palet her zaman tatilde getirdiğim çok hafif ve ince olduğu için ve güzel doğal renkler olduğu için içinde Natural Territory 2 paleti. Laura Mercier'in çok güzel aydınlatıcısı Mosaic Shimmer Block ve NARS'ın All Day Luminous Foundation ve All Day Luminous Weightless Foundation Light 6 Ceylan rengi. Lay 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 lay. Ben hoplarken korkuyorum yalnız, bir şey olacak. Yeni bunları giyince hoplamaya başlıyoruz. Herhalde şey ay hani ayda yürüme şeyine direkt o zaman şöyle herhalde gitmemiz lazım. Biz şu an aldım, onu da bilmiyorum. Belgrad'da kafayı yedik soğuktan. Böyle işte ikimiz de bak, ben böyle bugünün, sizin için ikiz kardeşim bugünün gibi. Bugünün tarzı böyle. Evet. İşte şimdi dışarıya çıkacağız, kahvaltı yapacağız. Güzel kahvaltı mekanları bulduk. Kollarımda böyle. Ve tarihi Belgrad'ı gezmeye devam edeceğiz. Nikola Tesla'ya gideceğiz bugün diye tahmin ediyorum. Sonrasında da işte ondan sonrası hep yemek olarak devam edecek. Evet, muhtemelen öyle. Gözlük takacağım tabii ki. Bunlar benim kış gözlüğüm. Soğuktan, rüzgardan koruyor gözlerimi. Aynı zamanda Johnny Depp'in gözlüğü. Sevgilim Özdaş'ım. Özdaş'ım ve sevgilim. Mekan çok güzel. Smokija, Smokija. Bizim kaldığımız eve inanılmaz yakın çok güzel restoranlar var. Ambiyansı şu an zaten siz de görüyorsunuz. Yani şehir çok eski ve 115 tane savaş görmüş ve dolayısıyla da çokça sayıda işgale uğramış. O yüzden de şehir biraz eski ve bakımsız. Fakat restoranlar ve kafelerin ruhu böyle biraz evet nostaljik ve çok güzel. Şu an Nikola Tesla Müzesi'nin önündeyiz. Nikola Tesla, Tesla ismini bilirsiniz zaten. Zaten Edison ve Tesla zannediyorum en meşhur iki tane mucidi ve fizikçi, elektrofizik uzmanı. Aynı zamanda Tesla'nın en büyük özelliği Tırbistan kökenli. Biz de şimdi bakacağız Tesla Müzesi'nde neler var. Heyecanla bekliyoruz. Görüşürüz. Çok İçeride görüşürüz.
şu an Kale Park'taki müthiş gezintimizden sonra Özdoş bizi Black Turtle mıydı? Buraya getirdi. Black Turtle. Bir pub burası. Çok güzel. Böyle kokteyl köpüğü içiyorum. Köpüğü çok güzeldi onun. Köpüklü böyle harika bir kokteyl kızılcık içiyorum. Kızılcık şerbetine benziyor. Aynen, kızılcık şerbeti gibi ama çok lezzetli. Ben de nesli kahvemi içeceğim birazdan. Mükemmel.